bu SpaceX roket falan fırlatıyorlar ya, onu evet. canlı görmeyi çok istiyorum. Hmm. Onu şu an kovalıyorum, nerelerde yapıyorlar, nasıl gidilebilir falan diye. Gökyüzüyle çok ilgilisin. Bayılıyorum. Hani bir astroloji falan gibi dedi. Yok ama hani hep yakın hissettim çocukluğumdan beri. En sevdiğim şeydir böyle bakayım saatler boyu. Senin nasıl teleskobun olmaz ya? İşte böyle de bir adamım. Aa. Alayım bir tane tamam. Ben sende mesela en son teknoloji teleskop vardır ve sen bütün bilgisayardan yıldızları... şey yapıyorum hani internetten işte oraya gir bir Hubble teleskobu bugün ne yapıyor o falan. Orada haşır neşirim hani uzay ne oluyor ne bitiyor falan diye ama hiç böyle canlı şeyden sanırım onu. Bir kere denedim ışık çok fazla müsait değil ya İstanbul'da çok fazla ışık var. Olabilir. Şey yapamıyorsun böyle istediğin gibi göremiyorsun hevesimi kaçırmış o olabilir. O SpaceX mi dedin? Ben çok haşır. Canlı görmek istiyorum. Ben gördüm. Yani gökyüzünde gördüm ama ben böyle bir korku daha önce hiç yaşamadım. Geçen yaz ya da ondan önceki yaz galiba yazlıkta öyle şezlonga yattım gökyüzüne bakıyorum. Bir şey geçiyor gökyüzünden, tren geçiyor gökyüzünden ve benim o arada haberim yoktu böyle teknolojide evet, çok da. Arka arka ettik. Böyle oldum Allah'ım geldiler tamam hoş geldiniz ve çığlık atarak. Bir şey var gökyüzünde diye bütün siteyi ayağa kaldırıp Ali koş diye Ali'yi yanıma. Bu ne diye ve uzun da sürdü. Böyle bakıyoruz bu ne ola ki diye. Evet, sonra öğrendim ne olduğunu. SpaceX. Ben ürküyorum böyle ben şeylerden. Ama o fırlatma anını çok görmek istiyorum. Öyle mi? Merak ediyorum işte. Ben o Julia Roberts'ın filmini izledikten sonra da bir canım sıkılmadı dersem yalan olur. Ama çok güzel film değil mi? Üç gece uyumadım. Çok güzel film. Yok. Çok gerçek gelmiyor mu ya? İşte gerçek geldiği için uyumadım üç gece. Sorma. O tarafa hiç girmiyorum ben. Neyse hani oraları oraya şey yapmayayım. Oraya girince orada var biz saatlerce Konya'ya. Çok gerçek bir duvar gibi çıkıyor karşıma böyle. Evet. Kasım geldi. Yaklaştı evet. O çünkü mesafe. Evet. Hissediyorsundur. Evet. Her şeyin hayırlısı olsun. Bir de böyle şey oluyor ya yani Amerikalılar o filmleri yapıyor sonra gerçekleri oluyor. Yani bu böyle hiç. Neyse efendim 14 yaşında. Evet. Konya'dan ne cesaret. Ya işte Ersaylık. Ne yaşandı? Tam Ersaylık. Ya yetmedi bana orası. Yani orada... Ben 7 yaşında, 8 yaşında düğün salonundaydım. 10 yaşında benim elimde zaten bas gitar, davul çalışıyordum ben düğün salonunda. Neden? Çünkü seviyordum. Hani orada hep oralar. Yaşında. Hep annen, oralar. Baban nerede? Babamda müzisyenlik var. Tamam. Ondan sonra belediyede çalışıyor. Tamam. Ama düğün salonlarında da çalışıyor. Dolayısıyla ben onunla birlikte böyle gidiyorum, geliyorum. Babacığınlasın orada. Ama babam ondan sonra bırakıyor. Babamdan sonra sırf orkestrayla ben okuldan kaç orada, eve gitme düğün salonunda falan böyle maceralar başlıyor. Baktım ki orada olmayacak gibi sonra... Bir Konya aktarmalı olarak ilk önce Konya'ya Seydişehir'den sonra İstanbul'a geliyorum. 14 kaçıyorum. Yaşında. Evet. Sonra burada başlıyor benim kaçmak. Maceram. Kapitön bir iki sene falan benim nerede olduğum belli değil öyleydi yani. Efendim? Tabii. Annene babana söylemeden. Bir tek annemin haberi var. Anneme iyiyim diyorum. İyiyim haber mi? Haber veriyorum işte iyiyim, sağlığım yerinde, keyfim yerinde diye. Nasıl her gün arayıp mı? Her gün değil o zaman telefon öyle değil biliyorsun kartla arıyorsun. Tek çocuk musun sen? İki çocuk bir kız kardeşim var. Ah annenin tabii o kalp canım. Çarpıntısı. Seni çiğ yemedi mi sonra bulduğu yerde? Ya onlar beni tutamadılar zaten. Aa. Mevzu o yani ben hem hiperaktif bir adım tamam. Hem de çok bildiğini ve dediğini kafaya taktığını böyle yapan bir adım. Ben hiç tutamadılar onlar. İyi ki de tutamamışlar zaten. Tamam da insan yani bir anacım der bir sarılır i̇şte ben gidiyorum. İşte o var zaten. Bizim hasretimiz onlarla zaten bir 10-15 yıl sürdü. Ben hep ne İstanbul'dayım diyorsun? Gidiyorum geliyorum arada sırada hani şeye falan. Son... 4-5 senedir çok sık görüşüyoruz artık benimle beraberler zaten İstanbul'da. Evet. Ama ondan önce bayağı bir kayıp yıllarımız var beraber. Ama ya böyle bir şey. Kayıp yılları böyle var bir şey. Ama zaten onlarla bazen söylüyorlar ya oğlum hani acaba biz seninle iyi ilgilenebildik mi? İşte yapamadım evet. Falan. Ya diyorum ki her şey olması gerektiği gibi oldu. Bence çok güzel oldu. Gerçekten öyle. Çünkü hayat böyle bir şey zaten. Sana şimdi çocuğun bunu yapsa ne hissedersin? 14 yaşında hop kayboldu. İkide biri ya arıyor, iyiyim diyor, kapatıyor. Bambaşka bir şey, bambaşka bir şey tabii ki. Onu hissetmek başka bir şey. Ama ben yaşadığım her şeyi iki yaşamışım diye bakıyorum. Onlara da söylüyorum. Ben tercih ettim zaten bu hayatı. Yani... Peki bir dakika, bir gün ansızın Konya'dan çıktım. Ben İstanbul'a gidiyorum aynen öyle. Dedin kendi kendine. Aynen öyle. Kardeşine de bir şey söylemedin. Kimseye bir şey söylemedim. Peki geldin İstanbul'a, kimseyi tanımıyorsun. Ne yaptın? İlk önce Sarayburnu Can Kurtaran, Ahırkapı bilirsin. Evet, orada bilmem eskiden mi? Çok güzel balık restoranları evet. Vardı, işte gazinolar vardı, aşağıya kadar böyle de. Aksaray'a kadar evet. Çok güzel. Oralarda böyle gidip geldiğim bir dönem var. Nerede uyuyorsun? Surlar, murlar, bulduğum yerde yatıyorum, bulduğum yerde kalkıyorum. Sonra çalıştığım, orada balık restoranlarından bir tanesinde gündüz komi olarak kendimi lapsiledim. Gündüz orada çalışıyorum. Akşam sonra bir Udi'nin yanına, bu zaman ne oluyor tabii, kendimi ben çalarım falan diye diyedirip müzik yapmaya başladım. Sonra gündüz tünelde müzik mağazasında çalışıyordum. Ondan sonra gecede regatada çalışıyordum gidip.
müzik yapıyordum. Böyle bir askerlik sonuna kadar her yerde çalışıp koşturduğum, nerede yatayım, nerede kalkayım hiç belli olmadı bir dönem var benim. Koşturdum. Ne diyorsun? Ama her şeyi öğrendiğim, her şeyi gördüğüm, her şeyi yaşadığım muhteşem şeylerdi. Yani benim şu an ben olmamı sağlayan şeyler. Ama 14 yaşında bir çocuk için çok sert bir hikaye. Tabii canım. Şimdi bunları ben böyle tatlı anlatıyorum. Benim bir tane psikoloğum var, bir tane de psikiterapistim var. İkisiyle de konuştuğum zaman onların bana anlattığı şeyler, iyi gülüyorsun vallahi diyor. Yani diyorum, ne yapayım gülmeyeyim de. Yani, gerçekten mi gülüyorsun? Ya gülüyorum çünkü komik geliyor bana hayat artık. Yani çok herkes çok fazla umursuyor. Ben çok fazla umursamam her şeyi, çok fazla takmam. Belirli prensiplerim, kriterlerim haricinde. Haklısın. Ondan sonra zamanla insan hayat öğretiyor ya. Çok ciddiye alıyormuşsun ya diye, ciddiye almana gerek yokmuş. Gerçekten de öyle. Çok güzel şeyler öğrendim. Dünya kadar insanla tanıştım tatlım. Her sektörden, her alandan. Çok insan tanıdım. Şimdi ben empatiyle doğmuş bir adamım. Zaten sanat yapmamın sebebi o. Bunu destekleyen çocukluktan geldiğim, yaşadığım travmalar hepsi bir araya geldiği zaman zaten beni üreten bir adam haline sokuyor. Onun için işte şifasıyla birlikte derler ya, ikisi bir arada geldi. Çok şey yaşadım, çok şey gördüm. Güzel bir hayattı. Bundan sonrasında aynı şekilde böyle devam etmesini isterim. Çünkü çok şey öğrendim. Senin hep hareket. Ayrı yazman gerekiyormuş gibi. Var. Var. Zamanı var sadece. Yazıyorum, notlarımı alıyorum kenara. Çünkü kitap biraz şey geliyor bana. Birileri okuyacak ve yolu değişecek. Şarkı gibi değil. Evet. Birazcık ince eliyorum orayı. Ondan sonra bazen yazıyorum. Yazdıklarım üstünden böyle bir 10 kere düşünüp doğru mu anlatıyorsun? Bak evin misin diye yazdığım bir şey var. İleride inşallah bunları hem tecrübelerim hem yaşadığım şeyler olarak anlatmayı istiyorum. Peki o günlerden bugüne yanında olan biri var mı? Ailem. Hayır, o işte 14 yaşında gittiğin o sahildeki gece nerede uyuduğunu bilmediğin, zor iş bulduğun, parasız. Onların hepsini değil de bir kısmını bilen birkaç arkadaşım var hala yanımda o günlerden beraber beni bilen ondan sonra. Birkaç arkadaşım var ama onun haricinde çok fazla kişi yoktur. Çünkü hayat öyle yani. Evet. Herkes bir, hele bizim camiamızda, orada her şey çok fazla, koşturmaca çok fazla. 4-5 arkadaşım var. Ama onun haricinde hep gelip geçen insanlar, hayatımda bir şeyleri öğreten insanlar, çok değer verdiğim hayatımda olan insanlar, apayrı şeyler. Ama o dönemlerini fazla bilen kişi yoktur. Peki o döneme ait iyi ki olmuş dediğin an hangisi? Çok var. İlk an? Çok an. Bir kere benim oradan buraya gelmem iyi ki gelmişim bir. O kesin, kendime. Anladık onu artık. Ondan sonra tanıştığım bazı insanlar, doğru yerlerde doğru insanlarla karşılaşmam. Çocuğum çünkü. Bir şekilde sahip çıkan insanlar, tabii. Abilerim falan böyle tatlı, algılayanlar, hepsi eksik olmasınlar. Tek tek şimdi buradan isim vermeye kalksam dünya kadar evet, isim var ama tabii ki emeği olan, yolumu değiştiren birçok insan da oldu hayatımda. Ben de onların hayatını mümkün olduğu kadar bir şeyleri değiştirmeye çalıştım. Onlar da benim hayatımda değiştirdiler.